Gaziantep maçına hazırlıklarımızın ikinci etabı devam ediyor. Kendi sahamızda herhangi galibiyetimiz yok. İnşallah bu maçta. İnşallah. İnşallah bu maçta beraber başlarız galibiyetle. Tabii yani normal. Yani gidişatımız, sezona iyi bir giriş yaptık. Deplasmanda Eskişehir galibiyetiyle. Sonra iki beraberliğimiz. Akabinde üç maç bir sarsıldık ama Elazığ maçıyla tekrar toparlandık ve öyle tahmin ediyorum ki bundan sonra çok daha iyi bir şekilde, daha iyiye giderek bundan sonraki maçlarımızı oynayacağız. Bu hafta da kendi sahamızda Gaziantep'le oynayacağız. Gaziantep'te yine köklü bir takım, iyi oyunculara sahip bir ekip ama biz de kendi sahamızda artık taraftarımıza bir Akhisar'a bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. İnşallah bu hafta bunu başarırız. Başaracak gücümüz de var. Elazığ'da oynadığımız oyunu aynı şekilde daha da iyi bir şekilde eğer Antep karşısında oynayabilirsek iyi bir sonuçta alacağımız da anlıyor. Hocam sakatlar nasıl durumu şu anda? Sakatlar bugün başladılar takımla çalışmaya. Yani hafta sonuna kadar herkesin durumuna bakacağız. Mikopo'nun durumu kesinleşti mi şu anki durumu? Kesinleşmedi. Daha henüz maç için yeterli durumda olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Yılmaz? Mehmet Yılmaz da bugün bizle beraber başlıyor. Hafta sonuna kadar onu da değerlendireceğiz. Yani şu anda hafta sonunda Bikoko'nun oynama durumu belli değil. Nerede yetişti? Bikoko'nun belli değil daha. Çünkü en büyük sıkıntımız şu ana kadar 3 gol atıp tabii ki burada belli bir gol sıkıntımız. Yani forvet hattında sıkıntımız var. Yani Bikoko'nun sakatlığı bizi oldukça etkiledi çünkü. Bu da bizi ofansif oynamamız. Yani Mehmet'i de zaten bir sene Bikoko veya Bruno için değil. Yani ileride bir ihtiyacımız olursa Mehmet'in de çünkü maç eksikti yani geçen sezondan beri idman yapmamıştı. İdman eksiği de vardı, maç eksiği de vardı. Ama onu düşündüğümüzden çok önce oynatmak zorunda kaldık Galatasaray maçında. Dolayısıyla tabii o da bir hafif bir sakatlık yaşadı. Bu beklediğimiz bir şeydi aslında. Ama kısa sürede atlattı onu da. Tekrar artık yine form tutmaya çalışacak. Dediğim gibi bir kopunun sakatlığı bizim hücum hattında biraz arayış içine girmemize neden oldu. Yani hocam şimdi transfer dönemi açık olmuş olsaydı bir forvet transfer etmek ister miydiniz? Bütçeniz el verdiği dahilinde. Yani ederdik herhalde. Değil mi? Şu ederdik an. Yani. Ama bundan sonra Mehmet forma girerse, bir kopada iyileşirse zaten bir ihtiyacımız olacağını sanmıyorum. İnşallah. Çünkü Kenan da formunu yakalamaya başladı. Evet. Sani de yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyor. Mert zaten her zaman görev aldığı zaman görevini en iyi şekilde yapan bir oyuncu. Bundan sonra pek sıkıntımız olacağını sanmıyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.